Dünya Kupası sonunda ikinci turdayız. Son iki galibiyet bizi avantajlı bir şekilde üst tura taşıdı. Şimdi Karadağ Slovenya maçları. Sanırım bu iki maç çok kritik olacak. İki galibiyet bizi önemli bir derecede yaklaştıracaktır Dünya Kupası'na. Valla hedefimiz 2019 Dünya Şampiyonası'na katılabilmek. Bunu çok istiyoruz. Ve dediğin gibi de çok kritik iki maç oynayacağız. Çünkü Slovenya iki galibiyette biliyorsun. Karadağ'la Karadağ evimizde yenip Slovenya'yı da yenersek bu işi hani hiçbir şey bitmez ama çok önemli bir yol kat etmiş oluruz. O açıdan bizim için önemli. O zamana kadar en iyi şekilde hazırlanıp iki maçı da iyi şekilde oynayıp kazanacağımıza inanıyorum. Peki kadro konusunda neler söyleyebilirsiniz? Yani maçlarda gelecek oyuncular var. Şu an kampa katılamayacak oyuncular var. Valla biz çağrımızı yaptık. Bir kere şunu söyleyeyim, yani Ersan İlyasova bize katılacağını bildirdi. Geliş tarihi de belli. Aynı şekilde Wilbekin de kadromuzda olacak. Furkan ve Cedi her zaman geliyor. Onlar da tarihinde takımda olacak. Ömer Faruk Gürseven'e de çağrımızı gönderdik. Ama bir geri dönüş olmadı, o gelmedi. Şimdi tabii bu şeyler bizi üzüyor. Yani biz yıllarca milli takıma hizmet vermiş oyuncular olarak ve şimdiki yeni gençlere de baktığın zaman Cedi'ye, Furkan'a, mesela Ersan yine geliyor. Şimdi Ömer Faruk Gürseven'in bir kere şunu bilmesi lazım. Ya bu ülkede büyüdük hepimiz, bu topraklarda yaşıyoruz. Sen milli takımını önemsemen, her şeyi önemsemen kadar milli takımını önemsemen lazım. Yani başkalarını da örnek almayıp, örnek alacağı oyuncular Hidayet Başkanı olabilir, Cedi Osman olabilir, Furkan Korkmaz, bunları örnek alması lazım. Yaşı çok genç. Milli takıma forması çok kutsal bir formadır. Ve biz ona şunu da söyledik. Yani babasıyla da konuştuk, kendisiyle de konuştuk. Dedik ki gel buraya, bu açılışta takımla, arkadaşlarınla birlikte ol. Ha üniversitede bir sıkıntı olursa biz seni zaten geri göndeririz. Yani biz kimseyi zorla ya da şartları zorlayacak bir şey yapmıyoruz. Ama sen şu anda üniversite kapalı. Hiçbir şey yok. Biletini de gönderdik, gel dedik, gelmedi. Bunun da karşılığı şimdi ceza kuruluna sevk edilir. Onun karşısında da bir ceza alır. Ama cezalardan önemli olan şunu görmesi lazım. İnsanlar ne kadar büyük oyuncu olursa olsun milli takımıyla birlikte büyüyor. Yani bunun yıllarca örneğini hep diyoruz işte. Hidayet Türkoğlu'yu sayabilirsiniz, Gasol kardeşleri sayabilirsiniz, Ginobili'yi sayabilirsiniz. Bu adamlar bir de yani NBA'ye bırakın hani kadronun ilk onun içinde olmayı damga vurmuş oyuncular. Hepsi sonuna kadar ülkelerinin milli takımlarına geldiler, oynadılar. Yani insanın ülkesinin formasını giymesinden daha önemli, daha güzel ne olabilir? Ve hep şunu da söyledik, tekrar ediyorum. Üniversite şu anda tatil. Dedik ki gel hafta başı buraya katıl. Ondan sonra 22 Ağustos'ta başlıyorsa ve biz bunu çözemezsek o zaman biz seni buradan göndeririz. Ama gel burada arkadaşlarınla birlikte ol. Gel bu medyanın önüne çık. Gel halkının önüne çık. İnsanlar tanısın. Gelmedi. Hala zaman geç değil. Ben olsam onun yerinde atlayıp yarın uçağa yine gelirim. Burada bu arkadaşlarıyla, kardeşlerle birlikte olurum. Dediğim gibi ceza kuruluna gerekli işlemleri yaparız. Savunmasını alırız. Süreç böyle gidecek. Onun dışında da dediğim gibi Ersan'ın geleceği tarih belli. Geleceğini söyledi. Bir aksilik olmazsa bizle birlikte olacak. Öbür oyuncularımıza da bir sıkıntı yok. Peki Koç Ufuk Sarıcan'ın artık takımı çalıştırmaması ile ilgili federasyonun bakış açısı var mı? Valla biz federasyon olarak burada şuna bakıyoruz. Bizim hocamızın milli takımda ne kadar yararlı olacağı, ne kadar kafasının rahat olacağı. Eğer bu Ufuk Hoca özelinde de değil, aslında bütün Avrupa'ya baktığınız zaman şöyle bir sıkıntı var. Futbolda da bu böyle. Milli takım hocaları yalnızca milli takımı çalıştırdığı zaman şöyle bir gerçek oluyor. Yani maç sayısı belli hafta. Senede 6'da 5 tane 6 tane maç oynuyorsunuz ve antrenörün de kendini formda tutması için aslında bir takımla birlikte olması lazım. Yani bakıyorsunuz bu her yerdeki antrenörler Avrupa'da iki takımı yapmaya çalışıyorlar ve yapıyorlar. Tabii ki burada kulüplerin buna bakış açısı nasıl? Biz her kulübe de saygı duyuyoruz. Bazı kulüp istemeyebiliyor. Hocam yalnızca bana ait olsun diyor. Ona göre de konuşuyoruz. Ama biz zaten şöyle bir yaptırım yapamayız hiçbir kulübe. Yani iki takımda da yapacak değil. Zaten kulüp istemezse onu kontratında belirtir, yazar ve zaten buna izin vermez. Ama izin veren antrenörlerden de ben şuna inanıyorum. Tabii ki tek takımı çalıştırması önemli ama milli takımlarda o zaman kaliteli antrenör bulamıyorsunuz. Yani hedefi olan kaliteli antrenör
senede yalnızca 5 maç için motive olamıyor veya o zaman o kendi melekelerinden uzaklaşmaya başlıyor. O açıdan bence iki tarafı çalıştırabilir.